hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii konuşmama başlamadan önce bir hafta da bulunmak istiyorum Sayın Başkanım. Az önceki gündem maddelerimizden bir tanesinin yapılmasıyla alakalı bir kredi başvurusunun kabul edilmesi bize biraz da geçmiş dönemlerdeki IMF'den borç almak için yurt dışına çıkan siyasetçileri bir zafer kazandık edasıyla yurda dönmelerini anımsattı. Ben inanıyorum ki ve istiyorum ki inşallah belediyemiz bunu bir başarılı olarak algılamaz. Borcumuzun bittiği, hatta kendi öz paramızla bu tarz çalışmalarımızı yapabildiğimiz günlerimizin de inşallah gelecek yakında olması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum. Malumunuz 2015 yılını biz bu süreçte bu meclis toplantısıyla başlamış olduk. Ben de bu vesileyle AK Parti grubu adına hem sizlere, değerli meclis üyelerine, bütün Silivri halkımıza 2015 yılını barış, huzur, sağlıklar getirmesini temenni ediyorum. Tabii bu iyi dilek ve temennilerin içerisinde bizim üzerimize düşen şöyle bir vazife de var. Bu biraz da şuna da benziyor. Yani bir hastanın doktorun yanına gitmesinde ki doktorun hastaya bir iyileştirme noktasındaki tedavisi iyi dilek ve temenniler değil. Biz de burada siyaset yapan yerel yöneticiler olarak sizden 2015 yılı içerisinde acaba Sayın Başkan mecliste bize böyle bir müjde verir mi? Ne gibi bir çalışması var 2015 yılındaki plan ve projelerle alakalı nedir? Yani biz açıkçası bekliyorduk. Şunu söyleyecek, şu projeler bahsedecek diye bir herhalde az önce yine aynı gündem maddesiyle alakalı bahsetmiş olduğumuz tiyatro süreci var. Kredilerle kredisi çıktı projenin. Onu ben Silivri'mize de yine hayırlı uğurlu olmasını bekliyorum. Bu Silivri'mizin bir ihtiyacı. Ama belediye olarak dediğim gibi yani bir iyi dilek ve temellerin dışında kalıcı bir takım çalışmaları yapmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. Yani 2014 yılı içerisindeki 9 aylık belediyecilik döneminde biz bu konuda ben eğer yanılıyorsam başka arkadaşlar biliyorsa düzeltebilirler de bizi. Silivri Belediyesi'ni festivaller dışında bu 9 aylık zaman dilimi içerisinde yapmış olduğu bir çalışma zaten pek şahit olmadım. Bunu belediyenin web sitesine girerek de baktım. Yani acaba biz mi gözden kaçırdık diye. Belediyenin web sitesinde de projelerimiz ikonunun altında tamamlanan projeler ve devam eden projeler şeklinde belediyemizin web sitesindeki ikonunu da tıkladığımızda tamamlanan projeler 2014 ve öncesinde işte sahil düzenlemesi, bir takım beldeleri, kent meydanı, parke taşı taşımamız var. Devam eden projelerimiz ikonuna da tıkladığımda sizin 2014 yerel seçimler arifesinde kitapçık olarak seçmenize iletmiş olduğunuz çalışmalar var. Yani onların içerisinde devam eden projesi nedir diye Silivri'nin dışında yaşayan bir halk da bunu sorgulasa, burada siyaset yapan bir meclis üyesi de sorgulasa, Silivri Belediyesi'nin şu anda devam eden projesi nedir sorusuna bulabilecek bir karşılık. Maalesef yok. Kendinden web sitesinden düzeltilmesini hem de var ise bu konuda bizleri bilgilendirmenizi ben rica ediyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde inşallah 2015'ten 2016 yılına geçerken yine aynı temeller ışığında bir geçiş sürecinin değil, geçmişin bir muhasebesinin yapıldı ve gelecek yıllara da Silivri seçmenini rahatlatacak, Silivri'nin faydasına dokunacak projelerin sıralandığı bir meclis toplantısı yapmayı arzu ederim. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı bitirirken Büyükşehir Belediye'mizin bu 2014 yılı içerisinde Silivri Selimpaşa, Mimar Sinan Mahallesi, Kınalı Biyolojik Arıtma Tesisleri, yine Mezarlıklar Müdürlüğümüzün köy ve belde mezarlıklarını iyileştirme ve parke taşı, kilit taşı döşeme çalışmalarını, aynı zamanda ilk taşın birçok köyümüze elhamdülillah doğalgazı götürecek çalışmaları yapmasını, bu ilçeye hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve bizler de hem Büyükşehir Meclis Üyesi olarak hem de hasbelkader AK Parti'nin yerel siyasetçi olarak yine aynı hizmetlerin inşallah önümüzdeki dönemde de Silivri'ye getirmek adına mücadele edeceğimizi belirtmek isterim. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah.